Hasan abiyle görüştün mü abi? Valla aramadım onu, arayalım diye söyledi şimdi de. Yukarı çıkalım arayalım onu. Alabalık testi. Alabalık alalım. Bugünkü gezimizde Bozkır merkezden çıktık yola. Kar manzarası içtiğinde Üçpınar'a, oradan Söğüt mahallemize, oradan Hadim ilçesinin Dedemli mahallesine uğrayacağız. Orada Alabalık tesisinde güzel bir vakit geçirdikten sonra Bozkır barajı çevresinde Göksu'nun, Bozkır barajını dolduran Göksu'nun bereketli ve buz gibi sularında yetişmiş alabalıklardan aldığımız domatesiydi, biberiydi, bunlarla güzel bir ziyafet çekeceğiz. Hakkınızı şimdiden helal edin. Güzel manzaraları buyurun seyre. Bu yolların dili olsa abi. Ya. Buradan Söğüt'e kadar yürüyerek giderdim ben. Bir çıkardım buradan. Yıl kaç? Yani 2005 yok. 2007-2006 o yıllarda. Buraya kadar serviste gelirdim. Buradan gerisi yok. Buradan geriye ne yapardım? Ha, yürüyerek. Araba denk gelirse arabaya binerdim. Denk gelmezse yürüyerek daha oraya bağırırdım. Dersim öğleden sonra başlardı. Hı. Ders öğleden sonra olunca rahat rahat yayla yayla geze geze giderdim yani. Cam engelliyor ya. Netliğinde şey yapıyoruz. Daha önceden dolma noktasına geldiydi galiba. Yani şu
bayağı evet, suyun çekildiği nokta belli, çizgi halinde. Savaklardan suyu boşaltmışlar. Artık devre suçlar ne düşündü, niye boşalttı bilmiyoruz. Kapaklarda şey varmış, sıkıntı varmış. He, kapaklarda, evet, Mustafa abinin dediği gibi kapaklarda bir sıkıntı varmış. O yüzden suyu boşaltmışlar. Yani daha önceki görüntüleri sizlere Mustafa abinin paylaştıklarını videonun içine atacağım. Yani o görüntüyle bu görüntü arasında dağlar kadar fark var. Bir de kar yağışının olduğu görüntülerde gerçekten on numara. O zaman olup burada o videoyu çekmek lazımdı açıkçası. Şuraydı abi. Bizim de şurası. Şu tarafı. Şuradaydım ben. Köydesi. Burası annem babamın yuvarı orası. Köydesi devam mı? Orası yani. Köydesi olarak devam ediyor mu? Ediyor ya. Allah 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 Allah. Efe. Aman. Ha? Ya bu bir şey alacak. Vallahi gelsin yok da. Vallahi. Ya arabayı bir koy yapacağım. Şu işler var. Tam yarı yolda gömüyor. Evet, Söğüt'le vekil öğretmenlik yaparken ki kaldığım ev şimdiki gibi pübece pencereli değildi. İçerinde bir düzenleme yapılmış. Köy odası burası. Uygun maliyette kalıyordum.
Evde şimdi su var mı bilmiyorum da, o zaman köy odasındayken suyumuz yoktu. Şu gördüğünüz çeşmeden, köy çeşmesinden suyu doldurur, oradan kullanırdık. 1,5 yıl bu evde ve bu mahallemizde, köyümüzde, Söğüt kasabamızda görev yaptık. Şöyle bir de bitki alalım, hatıra kalsın. Evet, şu an Koralan Gezdevi sapağındayız. Burası baraj suyu tamamen tuttuğunda tamamen sular altında olan, sular altında kalacak olan kısım. Burada ilginç bir görüntü var. Gördüğünüz gibi direk kırılmış ve teller üzerinde havada duruyor. Şu an olduğumuz bölge tamamen 4 yıl ağzı. Tabelalardan gördüğünüz gibi Dedemli ve Koralan sapakları. Tam yol ayrımı. Usta abi kedileri besliyor. Burası Dedemli Alabalık tesisin müdavimleri, ama tesis kapalı olunca kaplancıklar aç. Bakar mı?
balık balık yakaladı. Orada kova yapıp kalacak. Dedemli Mahallesi Alabalık Tesisimiz. Burası yavru balık değil mi? Yavrular içeride şu anda 4-5 bin yavru var. Kuman Meydanı sahibi, tesis sahibi, Dedemli Alabalık Tesisimiz. Bilirsin. Görüyorsunuz yavrular. Ne kadar dediydin abi burada bir tane? Şu an bu tepside 15 bin civarında yavrumuz var. 15 bin tane maşallah. Şurası komple tepsilerin hepsi yavru o zaman. Yavru. Burada büyütüp ondan sonra burada yumurtalardan gözlüyoruz ve yumurtalar çıkıyor. Buradan dışarıya yavru havuzlarımızı alacağız balıkları. Şu an burada her bölümde ayrı ayrı yavrularımız var. Şöyle bakabilirsiniz. Yavrularımız bunlarda yaklaşık 10 bin civarında en az yavrumuz var. Ve bunları 14 ay sonra porsiyon yapıp değerli müşterilerimize inşallah sunacağız. Neresiydi abi tesisin? Dedemli Alabalık çiftliği. Dedemli Alabalık çiftliği. Yani her zaman bulunuyor değil mi balık? Her zaman. Yılın 12 ayı açığız. Yaklaşık olarak 5 yıldır bu işi yapıyorum. Anaç balıklarımızdan yumurtaları sağıyoruz. Burası kuluçkanemiz. Şu an burada çıkmış olan yavrularımız var. Yeme henüz alıştırmaya geçmedik. Yumurtalardan yeni çıktı. İnşallah 3-5 güne yüzeye çıkmaya başlayınca yem alıştırmasını yapacağız. Daha sonra dışarıdaki yavru havuzlarımızla büyütmeye alacağız. İnşallah. Yamak çıkış. Karabaş, karabaş. Şöyle, isim neydi ustam? Numancan. Numancan. Yani ortalama bir sezonda, yani ne kadar üretim oluyor, ne kadar tüketime pazar? Bir yılda 25 ton balık üretiyoruz burada. 25 ton. Kaç kişi istihdam ediyor burada şu anda? Şu anda kışın bizim aile genelimiz, çalışanımız şu anda benimle birlikte 3 kişiyiz şu an. Yazın bu sayı artabiliyor tabii ki. Yaz döneminde. Talebe göre değişiyor. Talebe göre değişiyor. Ama aile şirketisiniz. Aile şirketiyiz. Anladım. Yani. Biz burada halam, teyzem, eniştem bu şekilde çalışıyoruz. O şekilde.
Gördüğünüz aralıkta binlerce ana balık var. Yavru yumurtalar. Seviyesiyle yukarı kısmı görüyorsunuz, karın olduğu aralık. Mesela şu ev komple su altındaymış. Sonra suyu saldıkları için tekrar çekildi aşağıya doğru. Şu boğazın olduğu yerde aşağıda şu buradan ben görebiliyorum ama kamerada nasıl yakınlaştırırsak şu direğin telefon direğinin olduğu yerde eski tarihi akvaryum vardı. Şöyle vadi boyunca suyun su altında kaldığı kısımlar. Yol bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi ilerleyip karşı taşın olduğu yerin altından ileriye doğru gidiyordu. Ama şu an su altında. Geçtiğimiz haftalarda buralar en aşağı 5 metre daha yukarıda su altındaydı. Su çekildi. Şu karşı direğin olduğu kısımda tarihi köprümüz yıkıldıydı. Yani o da artık kullanılmaz bir haldeydi de ama ayakları sağlamdı yine. Normal kullanılan köprü vardı şu ileride. Gördüğünüz gibi tamamen buralar su altında. Ve su tekrar tuttuğunda tekrar yükselmeye devam edecek. Şu gördüğünüz kanyonun tamamı yukarıya varıncaya kadar su altında kalacak. Burası belki bir dahasına inemeyeceğimiz noktalar. Thank you.
fotoğraflarını sık sık paylaşırım ben. Ya pazarcı da çok yaptım ben orada. He? Pazarcı da çok yaptım onu, pazarcılık. O, ya şöyle. Yani, geliyorsun haftada bir gün, o günde ya bağ bahçeye gidiyorsun, ya da araziye gezmeye gidiyorum, ya bilmem neye gidiyoruz. Görürüz. Az bir şey oldu, canlar oldu yani. Öyle mi? Aynen aynen. Maşallah aktif çalışıyor. Tarladan patlasın yani. Tarladan patlasa sen sigara içiyorsun. Sağlı. Ne? Bizim eğlencemiz bunlar abi. Dedemli alabalık tesisinden aldığımız balıkları muhtarım pişirmeye hazır hale getiriyor. Değil mi muhtarım? Aynen. İnşallah Allah razı olsun. Şimdi 10 dakika sonra hazır. Evet, ızgarada. Zahmetsiz ve pratik. Mustafa abi, nasıl abi durumlar? Süper süper. Şöyle gösterelim mi? Ayıp olur mu? Yok ya, niye ayıp olsun? Şöyle, bunlar gökdelenin buz gibi suyu olan balığı. Tabii suyu soğuk olunca balığı da ister istemez lezzetli oluyor. Evet. Muhtarım domatesleri şişe dizdi. Yeter yeter. Biberi, yeter, domatesi. Yeter. Ne yapacaksın? Yer mi var lan fazla? Yer mi var lan? Sen 4-5 tane yapsan götür. Yeriz ya, sıkıntı olmaz. Sen ne yoksa gidiyorsun. Arkadaşma diyor, yedirmez 23. Ya işte sandalyemiz. Bak kahve verirsen kahve istemez, kahve de var bak. Ha, pardon. Abi şu ekme hali başka. Bu ekme bununla var ya, sabah ne şey yapacaksın abi. Sabah ne kahvaltı yapacaksın. Bak şu tutarı pişirmesin, tutar. Abi pişmedi şey. Buna bir çare bulacağız dur ya. Yo valla hiç. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Arabaya baksın var mı? Çekete var. Tamam, tamam, tamam. Evet, ha burada lazım. Kilometre.
Boşuna bizim koyun arası 30. 30. Ha. Ak Kıbrıs'ın 20 yazıyor. Selamun bir abi. Ya şurada taşa koy. Taştan da barajı tut. Evet arkadaşlar. Yine güzel bir gün geçirdik. Açılışı barajla. Kapanışı da yine barajla yapıyoruz. Gördüğünüz gibi gün dönmeye başladı. Gölge çöktü. Barajın bu yakasında.